Karşımızda Profesör Doktor Hasan Ünal olacak. Aynı zamanda güvenlik analisti, DEVA kurucu üyesi Metin Gürcan da bizlerle birlikte olacak. Sayın Ünal, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sayın Gürcan, sizler de hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Sayın Ünal, sizle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği'nden çıkan bu yaptırım meselesiyle ilgili sonuç bildirgesinde aklı selim ülkeler kararı bozdular dedi. Mart'a ertelenmesini olumlayan bir açıklama imza attı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fransa ve Yunanistan'ın memnun olmadığını biliyoruz bu süreçten. Fakat Avrupa Birliği'nin bu Biden'ı bekleme hamlesinden çekinmeli miyiz, yoksa Mart'ta da bu iş tolere edilebilecek, orta nokta bulunabilecek şekilde çözülecek mi, yoksa ağır yaptırımlarla işte o zaman mı karşılaşacağız, merak ediyoruz. Şimdi yaptırım yaptırımdır. Yani evet, ağır yaptırımlar olması meseleyi daha zorlu bir sürece sokar, ama öte yandan Avrupa Birliği'nin buradaki tavrını anlamak da çok zor. Ben şimdi bildiriyi okuyorum. Yani sonuç bildirisinin maddelerini okuyorum. İçinden çıkılamaz bir sürü şey var. Mesela ısrarla diyor ki Türkiye'nin tek taraflı provokatif hamlelerinden bahsediyor ve Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği üyesi ülkelere ve Avrupa liderlere karşı kullandığı retoriği eleştiriyor. Hı hı. Şimdi bunların kabul edilemez olduğunu söylüyor. Sonra işte Türkiye ile ilgili olarak olumlu bir şeyler söylüyor. Türkiye ile de biz aslında ilişkilerimizi şöyle böyle sürdürmek isteriz diyor. Sonra mesela bir başka bölümde, 31. maddesinde, şimdi mesela bu bölüm bence çok önemli. Aslında Kıbrıs'ta çözülmemiş bir sorun olduğunu teyit ediyor kendisi ve bu Kıbrıs'taki sorunun işte Avrupa Birliği normlarına, Birleşmiş Milletler parametrelerine vesaireye göre de çözülmesinden bahsediyor. Hı hı. Şimdi o zaman şunu sormak lazım. Kardeşim, bu Doğu Akdeniz'deki kriz nasıl başladı? Kıbrıs Rum tarafının tek taraflı hamlelerinden başladı. Yani ne yaptı? Kıbrıs Rum tarafı bir münhasır ekonomik bölge anlaşması yapmaya çalıştı. Ama kıyıdaş ülkelerin tümünü kapsamayan bir şekilde tek taraflı hamleler yaptı. Yani şimdi Türkiye'ye diyor ki sen tek taraflı girişimlerde bulunuyorsun. Hı hı. Ama bunları Kıbrıs Rum tarafı başlattı. Üstelik Kıbrıs Rum tarafının gerçekten bir devlet olup olmadığı tartışmalı. Bunu geriye doğru Avrupa Birliği'nin kendi belgelerine götürürsek, mesela 98'den itibaren ilerleme raporlarında ve 99'da Türkiye'ye aday ülke statüsü verildiği zamanki rapordan devam eden, Kıbrıs Rum tarafının üyeliğine kadar devam eden süreçte hep şunu diyordu. Kıbrıs'ta sorun çözülmese de Kıbrıs Rum kesimi ya da onların tabiriyle Kıbrıs Cumhuriyeti üye yapılacaktır. Ama son noktaya gelindiğinde sorunun çözülmemiş olması ile ilgili Avrupa Birliği bir değerlendirme yapacaktır. Bunların hiçbirisi de olmadı. Sorunun çözülmesiyle ilgili olarak anlam planını kim reddetti? Şimdi bütün bunları yan yana getirdiğimizde karşımıza şöyle bir tablo koyuyor Avrupa Birliği. Sanki Kıbrıs Rum kesimi İspanya gibi, İtalya gibi, Fransa gibi, Türkiye gibi gayet normal bir egemen ülke, herhangi bir sorunu da yok ve bu ülke, şimdi bakın, öyle bile olsa deniz hukuku sözleşmesine göre münhasır ekonomik alan konusunda bütün kıyıdaş ülkelerin görüş birliğinde olması ya da kıyıdaş ülkelerin bir araya gelerek bir anlaşma yapması ve Birleşmiş Milletler'e deklar etmesi lazım. Bu da yok. Türkiye şimdi tek taraflı olarak burada hamleler yapmaya mecbur edildi mi? Edildi. İki, son zamanlarda Türkiye, efendim kıyıdaş ülkeler bir araya gelsin, bir konferans toplayalım, bu işi çözelim diyor mu? Diyor. Peki bütün bunlara rağmen Avrupa Birliği Türkiye'den ne istiyor diye sormak lazım. Mesela bir yandan geçen haftalarda krizin, daha doğrusu yazın geçtiğimiz aylarda Yunanistan'la krizin tırmandığı haftalarda dediler ki, efendim bizim Sevilla diye bir haritamız yok. Böyle resmi bir haritamız yok. Peki bu harita yoksa Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü doğalgaz arama ve sondaj faaliyetlerine niye karşı çıkıyorsunuz? Yani anlamak mümkün değil. Dolayısıyla burada efendim şimdiki yaptırımlar yumuşak.
yumuşak çıktı. İşte bunlar Mart'ı bekleyecekler. Acaba Biden ne diyecek onu görmek istiyorlar falan. Tamam ama ya burada çok ciddi yapısal da bir sorun var Avrupa Birliği ile aramızda. Yani 1981'de Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ne girmesinden itibaren başlayan ve Türkiye'yi içeri sokmamak için Yunanistan'ı koz olarak kullanma politikası giderek tatsız sonuçlara sebebiyet verecek hale geldi. Şunu anlamak lazım. Bu çok kutuplu dünya düzeninde bu sürdürülebilir bir politikada değil Avrupa Birliği tarafından. Ha şimdi bunları Avrupa Birliği'ne bu şeyi soktuktan sonra iğneyi kendimize de batıralım. Hı hı. Türkiye'nin dış politikasındaki sorunlar da bu işi maalesef daha da komplike hale getiriyor, çetrefil hale getiriyor. Şimdi bölgenizdeki bütün ülkelerle aynı anda sorunlu ve hatta kavgalı ilişkiler içinde olursanız, mesela Yunanistan ve Kıbrıs'la ilgili konularda çok ama çok haklı olmanıza rağmen şöyle bir intiba yaratılıyor. Canım bunlar herkesle kavgalı. Ha, buna da bir tertip düzen getirilmesi lazım. Yani evet şu anda Avrupa Birliği'nin bu sonuç bildirgesinde ifade ettiği meseleler yaptırım adına Türkiye'nin canını acıtacak şeylerden oluşmuyor. Hatta önümüzdeki Mart ayında da bu böyle bir noktaya gitme ihtimalleri çok zayıf. Amerika'nın da KAATSA yaptırımları çerçevesinde çok ağır yaptırımlara yönelme ihtimali yine zayıf. Hele hele dediğim gibi bu çok kutuplu dünya düzeninde bu ihtimaller az. Ama böyle de gidemez yani demokrasinin kılıcı gibi Türkiye'nin başında bu yaptırımlar meselesini tutup durmanın da sürdürülebilir bir tarafı yok. İkinci bir şey de bakın Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ezici bir çoğunluğu aynı zamanda NATO üyesi. Evet. Amerika Birleşik Devletleri de NATO üyesi. Şimdi yaptırım kelimesi, ekonomik yaptırım kelimesi NATO'nun yani tekrar baktım ya cümleleri yanlış mı hatırlıyorum diye ikinci maddesine toptan karşı. Yani NATO'yu oluşturan ruha da aykırı, NATO anlaşmasının metnine de aykırı. Yani üye ülkeler arasında ekonomik yaptırım olamaz. Ayrıca mesela Amerika'nın az önce teyit etmek için tekrar baktım. Hı hı. Hazine Bakanlığı'nın sayfasında bir girin. Yani yaptırım. Adeta Amerikan Hazine Bakanlığı'nın en önemli konularından biri de yaptırım haline dönüşmüş. Yaptırım Bakanlığı. Yani neredeyse ben ona şey diyorum. United States of America şeye dönüştü. Unilateral Sanctions Associates. Yani böyle önüne gelene şu yaptırım, bu yaptırım. Yani Amerika'nın da bu politikalarının sürdürülemez tarafları var. Evet. Tamam biz kendi suçlarımızı ifade etmeliyiz. Daha doğrusu kendi hatalarımızı kabul etmeliyiz dış politikamızda. Mesela İsrail'le kavgayı bu şekilde sürdürerek Amerika'daki bütün kongrenin aleyhimize dönmesini, daha önce Rum lobisini, Ermeni lobisini gayet başarılı hamlelerle hamleleriyle dengeleyebildiğimiz İsrail lobisini de aleyhimize çevirmemiz doğru bir politika olarak ifade edilemez. Ama şimdi karşımızdaki ülkelerin de Türkiye'den neyi nasıl istediğinin bir anlamı olması lazım. Şimdi Türkiye çok zayıf olduğu dönemlerde bile Kıbrıs'a çıkarma yaptığında